Rıza, Nuray'a da uzak tut kendinden. Ya nasıl uzak tutayım? Daha birine geliyor. Sen Çağatay'ı uzak tut esas. Çağatay'ı ben nasıl uzak tutayım? Her dakika sette beraberiz. Sen Çağatay'ın dediklerine ne bakıyorsun? Sen beni kazanmaya bak. Ha, ben kaybettim yani seni. Yo, sen kendini biraz kaybettin. Geçen akşam burada yumruklar, mumruklar. Ya sen Nurhayat'la ne güzel tatlı tatlı yastık kavgası yapıyordun halbuki. Nurhayat'ı ben o yastıkla boğarım. O ayrı da bizim aramızdaki düşük yoğunluklu savaş hep sürer. İnçler! Gençler, toplanma olmasın, dağılalım, hadi. Delikanlı, kapının önünde bekleme yapma, mahsurlu. Hadi bakayım, kendi tarafına, hadi bakayım. Ya hadi tamam bakayım. Ya, bu ne böyle kızıyordu bekçisi gibi? Benim zaten çok tuvaletim geldi ya. Ya benim de ya, kahveyi mi fazla kaçırdım, ne oldu? Ablan kurda kuşa yem oluyor be oğlum. Kime? Kimmiş o? Aklını alırım onu mu? Rıza mı ya o? Ya onu kovaladık gitti işte, daha ne ya? Koçtu. Çağatay koçtu. Hayır, eskiden de yapışkandı da şimdi annemin kampanyasıyla bayağı Japon yapıştırıcısı oldu ya. Ya bir de o mu çıktı ya yine? Ay ne bileyim Boracığım ya, işte üf, böyle güzellik de başa dert. Kimin? Benim lan tabii ki. Ha. Vay be. Burada o kadar yokluk var yani. Ay ben ya, Paris'ten ben yeni geldiğim için benim çok standartlarım çok farklı tabii. Hop, bekle. Beraber gideceğiz. Sete gidiyorum ben. İyi işte, ablamızı akbabaların arasına yalnız salmayalım. İyi. Mesela karsan baş gel. Yine lacivert yapmadan gelmişim. Sana buraya bir daha gelmemesi yaştı, öyle değil mi? Eyla, ben de dedim öyle böyle ben bu kardan niye sürekli fırça yiyip duruyorum? Evini alayım, gitsin. Fakat nasıl? Tüm parayı getirdin, öyle değil mi? Öyle böyle değil yani. O kadar nakit parayı nasıl getirdin kız? Tırla. Doldurdum bütün parayı tıra ve çektim kapının önüne. Bu arada ağır hastalar için hem kum motor yağları ısınmayı dağıtır, aşınmayı azaltır. Yazgı, anılarımız da dolu bu evden gitmek zorundayız. Öyle değil mi? Öyle. Fakat şöyle, hem kol motor yağı kullansak kalbimizdeki aşınmayı da azaltır mı dersin? Kestik, güzel. Hocam, ah diziye motor yağı entegrasyonu aldık diye tır sokmak bir tık zorlama olmuyor mu? Oğlum bu paralarla size krallara layık yemek çıkarıyoruz. Yemekte ne var hocam? Nohut. Hocam hangi kral bu ya? Kızım, simit yiyordunuz, oradan havyara mı geçelim? Kültür şoku mu yaşatalım? Nohut, hububat işte. En sağlıklı şey. Hocam salçalı leblebi o ya. Hocam benim de bir eleştirim olacak. Hayırdır? Şimdi dekor süper. Bayağı ev yani. Elinize sağlık. Yalnız sahnenin sonunda Çağatay Bey ablama kol atmasa da Emir arkadaşımız atsa daha uygun olur diye düşünüyorum ben. Yemek arası. Bambaşka pırlanta bir kızdır bizim gelin. Gelin olarak şey yapmayalım da. O kadar tatsızlığa rağmen bak gene de Deniz'i tebriğe gelmiş. Buyurun, hoş geldiniz. Niagara şelalesinden sesimi duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Okey, seni şöyle alayım Nur Hayat. Canım kızım. Hep Nur Hayat'tı Rıza'nın olayı zaten yıllardır. Ama Deniz öyle bir geldi ki, öyle gösterişli sarışın falan olunca maşallah. Eksik olmayın. Nur Hayat kurallı, kaydeli yavrum, yazık. Deniz serbest, rahat. Rıza da ona kapıldı zahir. Deniz neye kapıldı onu merak ediyorum. Nasıl? İyi, geç olmadan aklı başına gelmiş. Ya benim kızım?
Anneciğim, verdik bu tümörü. Hadi geçmiş olsun. Ay, ay anneciğim, olur mu öyle şey? Sen de tanıyınca çok sevmiştin ama. Ne sevmesi ayol? Deniz yoldaymış diye mecburen verdik seni. Apar topar düğün yaptık ya kızım. Aa, anladım. Ay, al Rıza'yı tursun kur be. Ay sen kur, ben tokum. Niye geliyorsun o zaman ikide bir yan tarafa? Anlatıyorum ama yaşlılıktan anlamıyorsun. Ben Emre'ye gelip duruyorum, kapıda mapıda sincap gibi avlayıp içeri kapatıyorlar beni. Aa, wow. Bence efsane netleşti olay. O zaman soğuk barış diyelim. Hatta birbirimize stratejik destekler bile atabiliriz. Ortak çıkarlar doğrultusunda neden olmasın? Gece sette mi buluşacağız? Dün akşam aklıma geldi. Evden ne farkı var? Konforlu, havuz manzaralı, merkezi villa. Ne bileyim. Gerçi sponsor benim. Bir yerde benim evim sayılır. Yani. Hayır, eskiden olsa beni çaya çağırdın diye eteklerim zil çalardı. Şimdi? Şimdi gözüm aydın, kulaklarım Manisa. Ne bileyim, bekliyoruz böyle mevzu ne diye. Nur Hayat, Deniz'e bir hediye vereceğim de. Annesi çok değer veriyor bu tip şeylere. Emre dedi ki artık sizin aranızda bir husumet kalmamış. Bana bir yardım etsen ha. O kadar da değil. Ne bileyim zevkini mevkini. Uğraşamam. Yok yok. Şöyle. Ablamın bileziğiymiş. Bak bunu vereceğim. Hmm, evet. Klasik su bileziği. Uygun. Şöyle. Ablama dedim ki Nur Hayat'a vereceğim gibisine. Yani demiş gibi oldum. Öyle denk geldi. Hayda Rıza. Bana bak, bu işler hep yanlış anlaşılıyor. Sizinkiler bana halleniyor. Bu olay büyüyecek. Hoş. Paravan boyfriend olarak işime gelir. Bu ayrı da. Gizli gizli mi buluşuyorsunuz hala Emir'le? Yo, cümle aleme ilan ettik. Babam da çok sevindi. Aa, kızım, aktör sevgili mi var? Aferin. Hemen beraber yaşayın dedi. Nur Hayat, bizi idare etsene ya. Ha? Deniz'de bileziği görürlerse falan, bende de var aynısından, hediye edildi falan desene. Bende var zaten bunun aynısından. Tabii taşları daha iyi. Süper, taksana onu. Aynısı ha? Her elit genç kızın mücevher kutusunda bir tane su bileziği bulunur Rıza. Deniz'de de var mıdır acaba ya? Elit genç kızın dedim. İyi tamam madem. Ben birkaç gün kendimikini takayım da sizinkiler görsün. Ben dedim, bu iş büyür dedim. Taşınacağım bu semtten artık ya. Ay Bora, oğlum tamam yeter. Ben 2 yaşından beri tek başıma yürüyebiliyorum. Belli olmaz bu işler. Ablamızı kurda kuşa yem etmeyelim. Nereye gidiyorsun? Cilt bakımına. İyi, ben de geleyim. Ay ne yapacaksın orada? Cilt bakarım. Nasıl fikir ama? İş yerinde kaçamak aşk. Hayatımın en heyecan verici iş toplantısı. Ağzımı toplayamıyorum. Beni topla Nur Hayat. Ayrıyken çok dağıldım. Biz ikimiz de modülerdik. Eksik parçalarımızı birbirimizde bulduk Emir. Bayağı öküz gibi ev yapmışlar yani. Oha, hakikaten öküz gibi. Emir? Emir'cim, stopajını biz yatırıyoruz. KDV'ni de bir zahmet sen hallet. Bak, sabahtan beri bunu konuşuyoruz. İş toplantısı yapmaktan ayaklarım şişti. Ayakkabılarımı da çıkardım. Ay, olmaz. Bu işi çöz. Evet. Aa, evet, ne içiyoruz? Bana kısmet olmadı. Artık hep beraber yemeceli, içmeceli. Normalde bitkisel ve hafif bir şey ama
Okey. Aa, o Çiğdem teyzeye verdiğin kafaya balyoz yemiş gibi uyumacalı olan değil mi? Evet, o. Okey. Onun adını bana verir misin ya? Ufak bir iş için bana lazım da. Ben olmasam sıfırsınız biliyorsun değil mi? Talep yaptık size. Aa, öyle mi? Aa, Çiğdem Hanım'a çok selam söyle. Ellerine sağlık, Allah razı olsun. Komşumdan da çok memnunum. Okey. Aa, herkes içsin. Talep'te uzay. İlla tadılsın, yarın soracağım. Çiğdem Hanım'a çok sevgi ve saygılar. Okey. Komşudan. Ha öyle mi? Ver bakalım. Ben içmem o kadının elinden. Ay, girmeseydim ben ya. Deniz'le bu arada dışarıda. Diğer herkes de full baygın. Şunlar. Aa, yan dairedekilere baygın da diyemeyiz. Nefes sesi bile gelmiyor. Paralel evrendeler diyebiliriz. Vallahi verdin uydular mı? Terasa alayım mı seni? Sen beni benden aldın ya. Artık nereye istiyorsan al. Vallahi zaman durmuş gibi burada. Zaman seninle duruyor zaten Nur Hayat. O da öyle bir geceydi senin düşündüğün. Wow. Tuvalete gitmem lazım. Ay benim de. Deminden beri diren böbrek, diren böbrek. Ama olmuyor. Şelaleden ya. Ben tuvalete koşacağım. Ben? Sen benden sonra gir. Ben burada girmem, talep etmem. Saçmalama ya. Çok sıkıştım zaten. Şuradaki misafir tuvaletine usulca girsem ne olur ki? Tartışmıyorum. Ah. Ne oluyor? Emir'e geldim. Tuvalet. Ya Emir'e geldim yan tarafa. Şelale şırıl şırıl. Ay bittik. Ya, sabah erken gece geç. Ne zaman uyuyorsun sen ya? Uyuyorum ben uyuyorum. Siz rahat edin. Hayır. Ben kafedeydim arkadaşlarla. Buraya tuvalete uğradım. İyi ettin. Dur ben salonun ışıklarını açayım da siz rahat rahat oturun. Ben hemen yatacağım zaten. Ben de diyorum nereden esiyor? Siz bu saatte niye ayaktasınız? Misafir var da Nur Hayat geldi. Rıza ile oturacaklar öyle. Hadi iyi geceler.